Ya trafik havaya kalkıyor. Farkında değil misiniz? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, teknolojinin ilerlemesini dikkate alarak drone park alanı yapmayı planladıklarını söyledi. Ya 5 yıl önce bu dronelar oyuncak olarak çıktı. Sadece 5 yıl önce, değil mi? Çocuklar istiyordu. Pahalı bir oyuncaktı. Teknolojinin gelişmesiyle havacılık sektöründe meydana gelen büyüme, havacılık alanında üretim sektöründe de birçok olumlu gelişmenin yaşanmasına sebep oldu. Ülkemizde drone pazarının büyüklüğü yaklaşık 30 milyon dolara çıkarken, yeni tasarlanan ve geliştirilen dronlarla sektör büyümeye devam ediyor. Başkan Özcan da günümüzde ve ilerleyen zamanda sorunların artık yüz yüze çözülemeyeceğini işaret etti. Şimdi o dronlar Çin'de falan iş makinesi, vinç olarak kullanılıyor. Dubai'de taksi olarak kullanılıyor. Güney Kore'de taksi olarak kullanılıyor. Ya çok değil. Belki 10 yıl sonra burada oturan birçok insanın kişisel drone'u olacak. Ne için anlatıyorum bunu? Bizim şimdiden düşünmemiz lazım dedim. Bu dronları nereye park edeceğimizi. 10 yıl sonra bu kadar kara taşıt olmayacak. Turizm Komisyonu'nun drone park kararı aldığını belirten Başkan Özcan, şehirlerin değişerek hayatına devam ettiğini vurguladı. Ama diyecekler ki bugün bir yere, hani Turizm Komisyonumuz sağ olsun bir karar almış güzel. Drone park alanı yapalım bir yeri dedik, ilan edelim. Bugün bize deli derler, gülerler ama 15 sene sonra bu adamlar ne kadar öngörülüymüş derler. İşte şehirlerdeki sorunlar böyle değişiyor. Şehirler işte tek farkı dediğim gibi hani insanlar bir gün ölüyor ama şehirler hani Lut kavminin başına gelen gibi bir şey olmadığı takdirde değişerek hayatına devam ettiriyor.